Hi everyone, my name is Solomon Elvos and you are going to watch my 5 days vlog during my vacation to Turkey. My 5 days in Turkey start with a 9-kilometer short marathon called Bursa Kazancık Friendship Run. And a couple days later, I visit the miracle lake called Keramet Ilıcası and based near on the İznik Lake. And on my last day in Turkey, I visit the Hagia Sophia in Istanbul, was opened this year as a mosque and not at all as a museum as we knew. So before we start with my vlog, I want to remind you all, don't forget to subscribe my channel and ring the bell. So let's start with the vlog. Merhaba arkadaşlar. Bursa'dayım şu an. Yarışa başlamış olduk. 9 kilometre kısa bir mesafe maraton. Maksat burada maraton etkinliğine yeniden kapıları açmak olsun. Evet, ben de katılmış oldum. Numaram da göğsümde. 114 numarayla. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Spora önem verin. ...15. Kazancı Dostluk Koşusu'nda Bursa'nın Kestel ilçesinin Kazancı köyündeyiz. Dönüşteyiz. 9 kilometrelik koşunun yarısından fazlası bitmiş bir durumda. Sağlıklı bir koşu oluyor, yürüyüş oluyor. Evet arkadaşlar, böyle güzel faaliyetlerde bulunmak tabii hep iyi oluyor. Hem spor açısına, sağlık açısına. Temiz oksijen. Birbirinden güzel Türkiye'mizin köşelerini görmüş oluyoruz. Evet, sporcu hayatı böyle bir şey. Evet arkadaşlar, Bursa Orhan Gazi itibaren bir keramet gölünü keşfettim. Oraya yol alıyorum. Bakalım, gidip göreceğiz. Ben şu an Bursa Orhan Gazi İznik taraflarında Keramet Ilıcası adında bulunan bir kaplıcadayım. Arkamda görmüş olduğunuz kaplıca havuzu. Araştırmalara göre Osmanlı zamanından kalan bir kaplıca burası. Bu köy halkı buranın kerametini bilerek burasını bir daha canlandırıp halka açmaya düşündüler. Çok da iyi yapmışlar bence. Çok güzel, nezih bir ortam. Giriş 10 lira. Herhangi bir oturma grupları hepsi bedava. Yiyecek içecekler bol bol var. Fiyatları da göstereceğim size az sonra arkadaşlar. Gerçekten de fiyatlar da makul. Yani hiçbir şekilde fazla para vermenize gerek yok. Türkiye'mizin birçok güzel yerlerinde birçok güzel böyle bulabileceğiniz havuzlu yerler, kaplıcalar çok var. Sadece birazcık araştırmaya bakıyor. Şimdi ben burasının birazcık tadını çıkartayım arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşım, hoş geldiniz. Bursa Orhan Gazi Keramet Ilıca doğal, tarihi çok eskiye dayanan şifalı bir sudur. Özelliği sodada oluşu, diğer özelliği egzamaya, mayasına çok iyi geldiği söyleniyor. 10 numara bir yerdir. Bütün Bursa ve bütün Türkiye halkına burayı tavsiye ediyorum arkadaşım.
Merhaba arkadaşlar. Keramet Gölü gerçekten çok güzel bir ufak bir göl. Orada tanıştığım İbrahim abi sağ olsun bana biraz oralarını anlattı. Beraber çay içtik ve gerçekten de Türkiye'mizde birçok böyle ufak saklı gizli göller, bahçeler, şelaleler, her şey var. Sadece yol almak gerekiyor arkadaşlar. Suyun doğal minerallerden faydalandık öyle diyeyim. Ve şu an geri dönüşteyim. Evet, kesinlikle tedavi amaçlı kullanılabilen ufak bir göl. Gelmek istiyorsanız bu Keramet Gölü'ne rahat bir kafadan bir hafta tedavi amaçlı Keramet Göl'ün konaklama bölümünde de konaklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok güzel bir anıyla geri dönüyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Yo, what up folks, I'm right now here in Ayasofya in Istanbul. For about 1 year ago, I visited the Ayasofya, and it was last year a museum. And so on that this museum is opened as a mosque. And a couple minutes ago, I was here washing my face, hands and arms, like during abdest, yeah, called abdest. So here, and yeah, now I'm going inside to make the midday pray to the Lord. Almighty creators of all things. Yeah. Ayasofya'da namaz kılabildim. Geçen seneden Ayasofya Müzesi'ni gezmiştim ve içimden şunu geçirmiştim. İnşallah bir gün gelir de ve yaşarsam cami olursa Allah'ım bana 2 rekat namaz kılmayı nasip et. Dua etmiştim içimden. Kabul oldu duam. Aradan 1 sene geçti. Şu an Ayasofya bir cami olarak halka açıldı. Gittim namazımı kıldım. Şükürler olsun. Çok duygulanlar yaşadım. Çok memnunum bir yandan. Kısa bir statement vereyim dedim. Kısa bir feedback. Çok güzel bu arada İstanbul. Hem sıcak. Her yer dolu insanlarla. Hayat yine bir şekilde yolunu buluyor ve Allah'ın izniyle de pandemi de bitecek elbet bir gün ve her şey normalleşecek. Sağlıcakla kalın. Ben Sağlımın Erbos.